Salak müfit. Salak. Pis cüce. Aşağılık herif yine konuşamamış. Ne diyeyim müfit ben sana? Ne diyeyim? İnşallah beni göçerden ev alırsın. İnşallah hakkında şok açıklamalar yaparlar. Umarım Allah cezanı... Geldim. Muhteşem. Senin ne işin var burada? Ayıptır söylemesi. Sizin için geldim Firdevs Hanım. Saçmalama muhteşem. Derhal git buradan. Hadi bakalım Hayalet Bacı. Firdevs Hanım'ı bana aşık et. Mecburen bunu yerine getireceğiz. Ah muhteşem. Sen gerçekten de çok muhteşem bir erkeksin. Ciddi misin Firdevs Hanım? Kulaklarıma inanabilir miyim? Tabii ki inanabilirsin. Bunu bütün kalbimle söylüyorum. İnan. Firdevs, Firdevs. Ah! Ne oluyor bakayım burada? Bu bakkalın burada ne işi var? Ona sakın bakkal deme anne. O sadece bir bakkal değil. Aynı zamanda benim sevdiğim erkek. Biz onunla hemen evleneceğiz. Evet, hemen bir an önce evleneceğiz. Asla! Böyle bir şeye asla izin vermem. Vereceksin. İzin versin. Tabii ki evlenebilirsiniz. Hatta isterseniz hemen şimdi hiç vakit kaybetmeden evlenin. Hey be, sonunda hayallerim gerçekleşiyor vallahi. Firdevs Hanım'la evlenebileceğim. Menkıbe Hanım teyze, size anne diyebilir miyim? Moralim çok bozuk be kanka. Benimki de bozuk kanka. Ama benimki bildiğin gibi değil be kanka. Bunca yıl sonra gidip bir başkasıyla evleniyor kaltak. Hadi ya. Benimki de evleniyor. Beni sevdiğini zannediyordum. Hatta emindim. Çünkü sevmese onu hayalet yapmazlardı. Sırf bana olan sevgisi yüzünden hayalet oldum. Biraz yavaş iç istersen kanka. Sen sapıtmaya başladın. Boş ver be kanka. İçelim, güzelleşelim. Gerçi benimki de haksız değil tabii kanka. Yani abisiyle yıllardır bir türlü konuşamadım. Ama seven insan yine de beklerdi. Öyle değil mi kanka? Tabii beklerdi. Şurada ne kalmıştık? Yaşımız gelmiş 36 ya. 30, bilemedin 40. Hadi bilemedin 50 yıl sonra ben de öbür tarafa gidecektim. Misler gibi kavuşacaktık. Ben de bugün yarın konuşacaktım. Ona diyecektim ki... Bana bak ulan! Kız kardeşini seviyorum. Evleneceğim. O kadar. Diyecektim icabında. Hazırlan oradan. Dedim bütün kadınlara. Annem Ajda Pekkan'ın yaşından fazla sayıda kız getirdi bana. Hiçbirini istemedim. Sonu böyle mi olacaktı be kanka? Tabii bu olacaktı be kanka. Öyle çok seversen benim gibi kazığı yersin işte. Ne yapıyor? Evleniyor. Evlendi. He? Öbür tarafa çiçek gönderilse çiçek bile gönderirdim. Hatta gidip para bile yapıştırırdım. Yok yok yok, ben kararımı verdim. Ben şelaleyle evleneceğim. Hangi şelaleyle? Bizim ajanstaki şelaleyle. Hadi ya, ciddi misin? Ne kadar ciddi olduğumu yarın göreceksin kanka. Ben de evleneceğim. Saçmalama kanka, bir kızla iki kişi evlenemeyiz. Şelaleyle değil, ben Reyhan'la evleneceğim. Ha iyi. Ciddi misin? Ne kadar ciddi olduğumu yarın göreceksin kanka. Bu ara başka düğün var mı? Yok. Ne olur bırak gideyim ben artık. Hayır, olmaz. Benden faydalanacağın kadar faydalandın ya işte. Ne olur yalvarırım bırak da gideyim. Ben de yeteri kadar faydalandığımı da nereden çıkardın? Seni daha birçok kez kiraya vereceğim. Aptal hayale takma. Oh oh maşallah. Bu sefer nikah masamız pek bereketli. Gene başladı. Yahu be adam. Bir kerecik de çene çalmayıp direkt olarak şu nikahı kıysan ölür müsün acaba bilmem ki. Efendim ilk defa 6 kişinin aynı anda nikahını kıyıyorum ve çok heyecanlıyım. Ama bir keresinde evet Üsküdar Belediyesi'nin toplu halde bir nikah vardı, onu kıymıştık. Onda tam 180 kişinin nikahını kıymıştık. Hiç unutmam. Biz 20 tane genç nikah memuruyuz. 180 kişinin nikahını kıyacağız. Ha, kıy kıy bitmiyor. Kıy kıy bitmiyor. Bıy bıy bitmiyor. Pardon, bıy mı dedim, özür dilerim. Kıy kıy bitmiyor.
kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. El alem utansın, o beni terk etmemiş. Gel şöyle oturur sar yanı yanı başıma.